Merhaba arkadaşlar. Şemsi diye bir arkadaşımız okul ve staj için bazı yerlere gittiğini, motorcu montlarının orada biraz garip göründüğünü, biraz da hani böyle ceket tarzı gibi görünen, motorcu montu gibi görünmeyen montlardan istedi, mevsimlik. Aynı zamanda kask eldiven için de bir öneri yapar mısınız dedi. Uygun bir tane Jaws mont buldum. Bu Venom'un bir montu. Bu mevsimlik bir mont. Tabii ki korumaları var. Ona uygun hani iç tarafı özel fiyade dokudan yapılmış. Yan tarafında cepleri var. Tam motorcu montu gibi görünmüyor. Tabii şurasında hani Venom yazısını okumazsanız bunun tam olarak bir motorcu montu olduğunu anlamayacaklardır. Tabii biraz farklı çizgileri var. Farklı bir mont olduğu belli. Ama hani arkasında motorcu montu, tabii ki motorcu montuna motorcu montu özelliklerini gösteriyor. Çünkü CE onaylı korumaları var. Hem de sırtında bir tane koruma var. Sırtında şöyle göstereyim. Yanlarında cepleri var. Bu mevsimlik olarak kullanılabilecek montlardan bir tanesi. Bir önerim daha var. Bu da Venom'un bir montu. Bu da yazlık ve tekstil bir mont. Bunun da hani çok fazla bir motorcu montu görünüşü yok. Düz siyah çizgilere sahip. Tabii ki hani bunun da dirsek omuz korumaları var. Sırt koruması var. Tabii ki hani iç tarafında bir tane astarı var. Bu astarı çıkarttığınız zaman daha rahat, hani yazın daha rahat kullanabilirsiniz. Bu da alınabilir. Hani tam motorcu montu gibi görünmeyen montlardan bir tanesi. Fakat hani güvenliği var. Böyle çırt çırtlı bir bilekleri var. İşte iç tarafının astarının fermuarı var. Dış astarının fermuarı var. Boğazda böyle çıt çıtlı şekilde yapılmış ve kapanıyor. Tabii ki yanında iki tane cebi var. Bunları önerebilirim. Kask olarak önerebileceğim birkaç tane şey var. Biraz daha hani dik oturuş pozisyonlu bir motor sürüyorsa önereceğim ilk kasklardan bir tanesi Shoei NXR. Shoei NXR'ı daha önceden tanıtmıştık. Shoei NXR kullanılabilir. Tabii ki geniş bakış açısı var. Yan tarafından açıldığı zaman kademeli açılan camı var. İşte çene pedi var. Geniş bakış açısı var. İç pedleri gerçekten iyi yapılmış. Üst hava giriş kanalları, ön hava giriş kanalı. Tabii ki Double D bir bağlantısı, rahat edebileceğiniz iç pedleri var. Eğer hani bunun fiyatı çok uygun gelmediyse, bir de detaylarına geçeyim tabii. 1360 gramlık bir kask, fiber bir yapıya sahip bir kasktır. Daha uygun fiyatlı olarak bu yılın da en çok satan kasklarından bir tanesi Nex SX100 kaskı önerebilirim. Bunun hani peşin fiyatı daha uygun, taksitli fiyatı da gerçekten uygundur. Naked Sport Touring oturuş pozisyonlarındaki motorlara çok daha uygundur. O biraz daha sportif bir yapıya sahip. Bunun güneş vizörü var, geniş bakış açısı yine var, kademeli açılır camı var. Ön, üst ve arka hava giriş çıkış kanalları var. EC2205 sertifikasına sahip ve 1550 gramlık bir kask. Bu da full geliyor ve içinde pin nokku ile beraber geliyor. Burun pedi var, çene pedi var. Mikrometrik bağlantısı var. Tabii ki alt pedleri gerçekten çok iyi yapılmış. Gözlükle de rahat edebileceğiniz bir kask. Şimdi eldiven önerisine geçiyorum. Eğer uygun fiyatlı, mevsimlik değil de kışlık bir şey arıyorsan A-Model'in bu eldivenlerinden alabilirsin. Bu eldivenler gerçekten hani yüksek bilekli olduğu için ve işte hani cırt cırtıyla bütün korumalarıyla gerçekten iyi eldivenlerdir. Bilek koruması hafiftir. Fakat hani kışın rüzgardan ve yağıştan seni koruyacaktır. İkinci bir alternatif daha var. İkinci alternatifim de Fiberglass'un bu modeli. Bu model de gerçekten iyidir. Özellikle hani bilek koruması iyidir. Ve hani yumruk koruması, eklem yeri, hafif soft korumaları, körük mekanizmasıyla gerçekten iyi yapılmış bir eldivendir. Bu da kışlık bir modeldir. Yine Fiberglass'un yine kışlık modellerinden bir tanesi, yine bilek koruması gerçekten iyi olan şu üst tarafında da işte yumruk korumasıyla da, eklem yeri korumaları biraz hafif bunun, onu söyleyeyim. Ama yumruk koruması güzel. Yüksek bilekli bir eldiven almak istiyorsan bundan alabilirsin. Yumruk korumaları iyi, eklem yeri korumaları pek yok. Fakat hani iç tarafı sürtünmeye karşı deri yapılmış. Ve bileği şöyle cırt cırtlı şekilde yapılmış. Daha uygun fiyatlı olandan da göstereceğim. Daha uygun fiyatlı kışlık bir eldiven arıyorsan Skoycon'un MC17'sini alabilirsin. Bunun özelliklerini sayfamızda aratıp bulabilirsin. Daha önceden defalarca tanıtmıştım bunu. Yine bilek koruma, işte iç bilek koruması var, yumruk korumaları var ve şu eklem yerlerinde korumalar var. Böyle bileği cırt cırtlı şekilde yapılmış.
Bu da alternatiflerden biri. Fiberglass'un diğer bir eldivenini de mevsimlik olarak önerebilirim. Bu eldiven gerçekten hani iyi bir eldiven fakat bilek koruması zayıf. Yalnızca yumruk koruması var. Rüzgar geçirgen bir eldivendir. Deriden yapılmıştır. Bu da kullanılabilir. Fiberglass'un diğer eldivenlerinden alabilirsin. Onlardan da mesela veya Revit eldiven alabilirsin. Revit'in bu modellerini alabilirsin. Mesela bu modelin adı Striker 2 diye geçiyor. Bu hani mevsimlik bir eldiven, aynı zamanda hava alabilir eldiven. Bunun da hani bilek korumaları, işte bilek koruması şurasında var, işte delikli bir yapıya sahip, eklem yeri koruması var, yumruk koruması var. Aynı zamanda bileği şöyle cırt cırtlı şekilde yapılmış bir eldiven çeşidi. Şöyle biraz daha yakından göstereyim. Bundan da alabilirsin. Altına mevsimlik bir şey istiyorsan Tech90 kotunu önerebilirim. Ve onun altına da Rockwell Look VP veya biraz daha spor sürüşe uygun DNA modelini önerebilirim. Umarım yardımcı olmuştur şimdi. İyi sürüşler.